Hayırlı günler, huzurlu, mutlu, sağlıklı zamanlar olsun hep hayatınızda inşallah. Bugün de hasbihalimize, dertleşmemize, birlikte halleşmemize farklı bir soruyla devam edelim Allah nasip ederse. Diyor ki yazan arkadaşımız, hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz, geçtik, günümüzle yaşıyoruz. Geleceğimizle ilgili daha öncesinde hissettiğimiz o sahte güvenler de olmadığı için biraz panik halindeyiz. Bu bizim çocuklarımızda daha yoğun olarak da var. Ve haliyle birbirimizle iletişimimizde kopukluklarımız oluyor. Bazen biz onları anlamakta zorlanıyoruz. Bazen onlar bizi anlasın istiyoruz. Derken hele bir de ergenlik dönemleri varsa, farklı bir kültür, farklı bir ortam, çok çok farklı özlemlerin olduğu bir hengamda bir de bakıyoruz ki çocuklarımızla aralarımızda setler gerilmiş, mesafeler oluşmuş, ne yapacağımızı bilemeyip ortada kalıyoruz. Bir de insan bütün dünyası dağılsa umuruna gitmiyor ama öz dairesindeki, ailesinin içindeki eşinden bile önce belki, bazen annelik yönümüz de var, babalar için de geçerli bu. Evlatlarımızla iletişimimizde bir sıkıntı olduğu zaman sorumluluk, mesuliyet şuuruyla ilgili daha bir dağılıveriyoruz. Eyvah diyoruz, nasıl toparlayacağız bunu? En azından hasbihal etme imkanımız var. Ben bugün program öncesi kendi adıma düşünürken dedim ki kimse bize kalkıp bunları bu şekilde anlatmıyordu. Hatta bunları anlatan kitapların, kaynakların isimleri, aramızda çok yaş farkı yok, aramızda yüzyıllar yok. Bundan bir 30 yıl öncesinde belli bir konuyla ilgili doğru güzel bir bakış açısına ulaşabileceğimiz bir kitaba ulaşma şansımız gerçekten o kadar azdı ki. Şimdi elimizde imkanlarımız var Allah'ın izniyle, dostlarımız var, danışabileceğimiz kaliteli dalında uzman arkadaşlarımız var. Bir kere şöyle bir arkamıza tekrar bir yaslanalım Allah'ın izniyle. Allah var, gam yok deyip Bismillah'ımızı çekelim. Şimdi bunu dedikten sonra ben bir makalenin ilk paragrafını sizinle paylaşmak istiyorum. Gençlerle ilgili konuşacağız, emin olabilirsiniz. Makale Yeni Ailem Dergisi'nin 2018'deki başyazısı, sonra bir yıl sonra Çağlayan'da Eylül 2019'da başyazı olarak çıkmış Yaşatma Mefkûresi. Bizim hepimizin çok sevdiği, bildiği bir kelime, kavramdır yaşatma mefkûresi. Onun ilk paragrafını sizinle paylaşacağım. Diyor ki büyüğümüz, yaşatmanın gerçek değeri, yaşamanın gerçek değeri yaşatma mefkûresiyle derinleşir. Bunu gerçekten yaşatma mefkûresi adına hayatlarında idealleri olmayan bireylerin olduğu yerlerde insan farkını gerçekten çok daha iyi hissediyor. Ben tekrar makaleyi bozmayayım. Yaşamanın gerçek değeri yaşatma mefkûresiyle derinleşir, uhrevileşir, semavilerin hayat seviyelerine denk hal alır. Çok muhteşem bir cümle. Semavilerin hayat seviyesine denk bir hal almanın yolu yaşatma mefkûresini hayatımızın içine alma. Böyle bir gayeyi hayale, gayeyi hayal kelimesinin üstünde de ilerleyen programlarda farklı sorularımızın cevaplarında inşallah durmaya çalışalım. Böyle bir gayeyi hayale bağlı yaşama, şahsi hayatı birkaç kat haline getirip geleceğe ve daha ötelere emanet etme, ona öyle bir derinlik kazandırır ki hüşyar bir vicdan, birkaç ömrü birden yaşamış gibi kendini hep bir zevkü terab içinde hisseder ve bu dar alemi ebediyetlerin ferah feza iklimleri gibi duymaya başlar. Evet, koşar sürekli herkese hayat üfleme yolunda, vesile olduğu her dirilişle kendi de yeni bir basubadel mevt yaşıyormuşçasına kalbi durasıya şahlanır, canlara can olma güzergahında şahlanır durur. Zira Kur'an'ın bir insanın dirilişini bütün insanlığın ihyasına denk tutması tın tındır onun kalbinin kulaklarında. Evet,
Figen abla, evlatlarımızla ilgili dedik. Yine siz bir değişik bir makale, değişik değil de değişik bir konuya geçer gibi gittiniz. Şimdi merkezden başlama demek isteyeceğim ben. Yaşatma mefkûresi. Nereden başlayacağım? Evet, yaşamanın gerçek değeri yaşatma mefkûresiyle derinleşir demiş büyüğümüz. Şimdi genelde benim kendi nefsim adına yaptığım bir hata bu. Yaşatma mefkûresi deyince hep birilerine bir şey anlatma gelir. Veya birilerine örnek olma, birilerinin elinden tutma, birilerine yardım etme, birilerine pansuman olma. Bu sürecin bize getirdiği şöyle bir yakamızdan tutar, sallar gibi bir şey oldu. Önce kendi kimliğini bir inşa et Allah'ın izniyle. Yani önce bir kendini yaşat. Ölü bir ruhun başkasına ruh üflemesi söz konusu değil ki. Güzellik üflemesi söz konusu değil ki. Ama bu demek değil ki kendine bak, diğer konuları ihmal et. Hayır, bu bir orkestra gibi. Ve sen burada iradenle bir orkestra şefi hükmüne gir. Ama önceliğin, hani önce bir enstrüman, sonra diğer bir enstrüman, sonra hep birlikte bir ahenk, bir musiki oluşur ya. Şimdi önceliğin, hani gece ruhban olamayan gündüz Furkan olamaz cümlesinden hareketle, artı kendine merhamet etme. Kendine merhamet etme, hani merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Bunların hepsini önce bir kendi dünyamızdan başlayalım. Mesela benim kendime merhametin en bariz, en birinci maddesi namazlarımı vaktinde ve hakkıyla kılmaktır. Ruhumu beslediğimde ruhum ayaklarının üstüne daha bir kalkabilir. Bedenim ne kadar yorgun, şartlarım ne kadar ağır olursa olsun Allah'ın izniyle dimdik durabilirim. Ama kendime merhamet etmemem manasına gelen kendi şahsi halimi geliştirecek konuları ihmal etmek bütün çevreme de zarar verecek şekilde gider. Çok uzatmayacağım, haklısınız. Birincisi kendine merhamet etmek, birincisi kendini yaşatma noktasında hayatını kontrol etme deyip bir tık atacağım. İkinci madde aile. Çünkü aile o kadar önemli bir nokta ki, yüksek atlamada hani böyle engelleri aşarken gittiğinizde eğer ayağınız her seferinde bir engele takılıyorsa ve bu atladığınız engel, ayağınızın takıldığı engel ilk engelse ve şiddetli çarpıyorsa buna, diğer engellerde çok rahat zıplayamayabilirsiniz. Aile de insanı hiç fark ettirmeden içinden burkan, kıran, canını acıtabilen bir imtihan noktası olarak gelir. O halde aile noktasındaki yaşatma idealimize de zaman ayırmamız gerekiyor. Bir gülümsemekle, bir sarılmakla, bu eşimiz olur, çocuğumuz olur, İşte diğer maddeleri biraz sonra sizinle paylaşmaya çalışacağım Allah nasip ederse. Bir dinlemekle, bir dinlemeyi öğrenmekle, bir diğer değer vermekle. Yani yaşıyorum mecburen arabeskine bağlayarak değil de veya benim vazifem var, sorumluluklarım var, uzatacağım eller var, açacağım sineler var diyen birinin kendi merkezdeki dairelerine sinesini açmaması zaten çok da mantıklı değil. Ne dedik? Önce kendimize, sonra ailemize. Zaten bu potansiyel, bu iki kaynak değerlendirildikten sonra Allah'ın izniyle aç açabildiğin kadar sineni ummanlar gibi olsun deyip devam edebiliriz. Ne yapalım? Evet, ne dedik? Yaşatma mefkûresi. Bu mefkûreyi sınırlandırmayalım. Yani kendi manevi hayatımız, kendi çevremiz, kendi derken enaniyetle daraltmak istemiyorum, sakın yanlış anlamayın. Kendi maneviyat alanlarımız derken hepimizin alanı manasında tüm dünyaya pürüzsüz ve daha yüksek başarıyla. Hani demin dedi ya büyüğümüz, dünyayı 2-3 kere karla, 2-3 defa, 2-3 kat, birkaç kat haline getirip geleceğe ve daha ötelere emanet etme şeklinde yaşamak istiyorsak kendi aile içindeki dengelerimize de dikkat etmek zorundayız. Bu bir verip 700 başa kaçan bir tarla gibi düşünülebilir. Dışarıdaki faaliyetler veya işte dışarıdaki yardımlaşmalarımızın içinde
ailedeki muhabbet, mutluluk gerçekten önemli. Aile içinde gençlerimiz, anne babaların şu an bu yaşanan travma nedeniyle en çok zorlandığı alanlardan biri. Bir yerden böyle bir sihirli değnek, bir tıkı tıkı tık değişen bir burunla şartların birden değişivermesini istiyoruz. Ama Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam'ın yolculuğundaki gibi hani bir sabır dönemi oluyor. Bir devam dönemi oluyor. Bir şeylerin zamanını hani ham müddetine sabretme dönemi oluyor. O halde biz bu sabır döneminin içinde çocuklarımızla olan diyaloglarımızda, ilişkilerimizde nasıl kaliteli bir zemin oluşturabiliriz? Bunun için neler yapabiliriz? Şimdi acizane tüm insan ilişkilerinde birbirimizden istediğimiz ilk baş madde muhatap alınmak. Muhatap alınmak. İsterseniz saçma sapan bir konuyu söyleyin ama siz o konuyu bir başkasıyla paylaşıyorsanız, paylaştığınız kişiye gönlünüzün kapılarını açmışsınız demektir. Bu gönlünün kapısı açılan kişiler bu kapıların açıldığını fark etmeli. İşte bizim de o kadar çok kafamız meşgul ki düşünceler, sorular, ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz problemler, onların çözümleri bir başkasının gönlünü bize açtığını bazen fark edemiyoruz. En başta da bu eşimiz ve çocuklarımız oluyor. Ne olur bu konuda bir farkındalık oluşturalım. Bir hassasiyet oluşturalım. Mesela ne maddelersek ilk madde ne diyelim? Bize sıkıntılarını açan eşimiz ya da çocuklarımız. Bize herhangi bir konuda problemini açan kişiye bakarken onun konusunun bizim nazarımızdaki önemi, hayat içindeki aciliyeti olarak değil de çevrede başka hiçbir problem, hiçbir konu yokmuş gibi sadece listenin en başındaki konu onun bizimle paylaştığı sıkıntı olan konuymuş gibi dinlemeye odaklanmak. Şimdi bu dinlemeye odaklanırken de hani böyle vericilerimizi açıp sıkıntısını anlayayım. Hemen ben zaten çözüm üreten bir merkezim. Genelde çözüm makinesi gibi görüyoruz kendimizi. Böyle bir misyonumuz var. Hemen ardından daha çocuk belki veya kişi ikinci cümlesini hani gencimiz diyelim biz genç olarak gidelim. İkinci cümlesini anlatırken biz lep demeden leplebiyi anlayan bir toplumuz zaten. Hemen anladım senin şeyini. Hemen gidip yarın bunu böyle yapıyoruz. Ondan sonra çocuğumuzun da içinden ne olur argo tabirimi hoş görün, iyi halt ediyorsunuz dercesine bütün açılmış kapıların kilitleri tekrar şlak kapanır. Ben seninle hiçbir şeyimi paylaşamıyorum. Çünkü beni anlamıyorsun. Çünkü anlamak için dinlemen lazım, dinlemiyorsun. Yavrum dinlemem mi? Ben sana kıyamıyorum. Hemen senin problemini çözüvermek istiyorum. Hemen sana alternatif yardımcı olabileceğim konuyu sunmak istiyorum. Çünkü böyle öğrenmişiz. Ama gencimizin istediği çözüm değil. Tamam çözüm de isteyecek ama ilk plandaki adım çözüm değil. Eşimizin de istediği bazen bu değil. Bazen değil, çoğu zaman. Muhatap alınmak. Muhatap alınmak, dinlenmek. Bizim başlı başına böyle bir program yapma ihtiyacımız var aslında. Şu soruyu sorabiliriz. Nasıl dinleyebilirim? Veya dinlemede nelere dikkat etmeliyim? Çok böyle psikolojik veya işte kenar bir konu gibi falan değil bu. Tam merkezde bir konu. Dinlemek. Muhatap alındığını hissetmek. Düşünün. Allah Celle Celaluhu günde 5 defa bizi kendisine muhatap alıyor. Ve biz Allahu Ekber dediğimiz zaman tek başına bütün kainatın sahibinin huzuruna çıkıyoruz. O zat bizi huzuruna alarak bize tenezzül gösteriyor. Biz evlatlarımızı değerlendirirken bir an önce problemini çözelim de özgürlüğümüze kavuşalım bilinçaltıyla. Pat 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 hemen farklı yönlere gidiyoruz. Ne olur dinlemeye dikkat edelim. Dinlerken diyor ki vereceğiniz cevaplara odaklanmak yerine çocuğunuzun duygularını hissettiklerini anlamaya çalışın. Duygularını hissettiklerini. Hani o çok her birimizin yer yer psikolog oluverdiği bilinçaltından çıkan işaretler vardır ya. O olayı anlatırken onun yaralandığı yeri bulmak lazım.
Hani tuzlu su normalde elimize döküldüğünde yakmaz. Ama bir tuzlu sudan dertleniyorsa demek elinde bir çatlak var, kesilmiş bir yer var ki o tuzlu su orayı yakıyor. Elin, tuzlu suyun özelliğine, işte suyu çeşmenin altında elini yıkamayı anlatmayı düşünmek yerine, önermek yerine duygusunu hissetme. Nerede yarası var? Hangi noktada çatlağı oldu? O tuzlu su elini nereden acıttı? Acaba hangi davranış ona kendisini böyle hissettirdi? Yalnız hissetti, dışlanmış hissetti, belki mobbinge muhatap olmuş hissetti, belki özlemle sevilmediğini hissetti. Bunun hangi davranışın altından geldi? Biz bunları düşünebiliriz aslında. Ona bunu yaşattıran duyguyu çözmeye çalışmak, onu anlamaya çabalamak. Anladın mı? Hı-hı. Anlamaya çalıştım en azından. O zaman bunu ona hissettirelim. Gerçekten. Senin yaşadığın duyguyu anlıyorum. Buldunuz da buluyorsunuz be çocuğum. Biz sizin çocukluğunuzdayken, aha bizim annelerimiz, babalarımız bize nasıl davranırdı da, bizim öğretmenimiz nasıl davranırdı da, bizim yine gıkımız çıkmazdı. Siz kuyruğunuzla kum oynuyorsunuz ama ah ah yeni gençlik çok farklı. Bu değil vereceğimiz tepki. Anlıyorum seni. Tabii anlıyorum kelimesinin farklı ifadeleri var. Gerçekten yalnızlık o kadar zor ki. Ama geçecek bu. Ama gel bu yalnızlığı birlikte sarılarak, birbirimize destek olarak geçirmeye gayret edelim. Hatta belki bazen hiç kelimelere dökmeyin, hiç dökmeyin. Sadece size bir problemini anlatan, bir sıkıntısını anlatan evladınıza açın kollarınızı, alın onu göğsünüze. Şöyle elinizle onun sırtını okşayarak sadece onun hüznünü hissedin. Gözünüzdeki bir damla yaş belki. Elimden bir şey gelmiyor ama seni anlıyorum. Sadece yapabileceğim sana sarılmak, seninle bunu paylaşmak. İnanın ciltler dolusu kitapları cümleler olarak dökseniz, o karşınızdakine verebileceğiniz güven, rahatlama, iletişim, o bir damla gözyaşının ve bir sarılmanın yerine geçmez. O halde birbirimize zaman ayıralım. Ruhumuza diyelim ki panik olma, sakin ol. Sakin ol. Her şeye sen çözüm bulamazsın ama hissedebilirsin. İnsan olarak hissedebilirsin. Ve bu hissettiğini, hani yaşatma mefkûresi adına ilk hissettireceğin daire de ailenin içindeki o en yakınlar. Kendi çocukluklarımızla kıyaslamak, kendi gençliklerimizle kıyaslamak, kendi dünyalarımızla kıyaslamak. Bu bizim zaten inanç sistemi olarak da kıyas zaten doğru bir kavram değil. İnanç sistemi olarak da ideallerimizin içinde olamaz. Biz her zaman Hazreti Ali radıyallahu anh'ın çocuklarınızı kendi yaşayacakları döneme hazırlayın düsturunu biliyoruz. O zaman onların yaşayacakları döneme hazırlama görevi olan bir anne çocuğunu nasıl kendisiyle kıyaslar ki? Hani Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin iki günü birbirine eşit olan ziyandadır buyurduğu bir hengamda biz ömürleri nasıl birbirine eşitleyebiliriz? Her gün bir gelişme, her gün bir farklılık, her gün bir canlılık. Normalde bizim hayatımız böyle olmalı ve biz bu canlılığı çocuklarımızla empati kurarak, onlarla paylaşarak ailemizde canlandırmak, hareketlendirmek durumundayız. Şimdi bir de biz her zaman en güçlü olmak durumunda gibi hissediyoruz kendimizi. Dik durmam lazım. Ailenin işte güvendiği kişiyim. Güçlü bir duruş sergilemem lazım. Vallahi ben insanım ve benim gücüm la havle ve la kuvvete illa billah cümlesinden gelir, virdinden gelir, evradından gelir. Ben acizim. Yeri geldiğinde Risale-i Nur'dan cümleleri ezberleyip söylemek de üstüme olmayabilir. Acizim, aciz olanı istemem. Faniyim, fani olanı istemem. Devam ederiz. Ama çocuklarımıza, eşimize geldiği zaman masaya yumruk vuracak kadar benim dediğimi dinlemeniz gerekiyor. Ben de geçtim bu yollardan ve hiç sizin verdiğiniz tepkileri vermedim tarzı birden kahramanlar haline geliveriyoruz. Yapmayalım bunu. O kadar iyi anlıyorum ki seni. Ben de bu senin de duyduklarını, hissettiklerini aslında yaşıyorum. Ne kadar güzel ki
duygularımı paylaşabildiğim bir aileden ferdim var, bir evladım var. Samimi, yapmacık değil, samimi ve şefkatle. Birbirimize de samimi olmazsak nerede biz samimi olacağız? Yani namazda bile belki samimi olamamamızın, bir ritüel gibi icra etmemizin arkasında samimi olma korkularımız var. Samimi olursam suistimal edilirim veya ezilirim veya işte veya aile içinde birbirimize güvenip samimi olmak zorundayız. Üçüncü bir kelime var. Bu da tek başına ciltler dolusu konuşulabilecek, yazılabilecek, eğitime alınabilecek bir konu: şefkat. Ne olur şefkatimizi birbirimizden esirgemeyelim. Hele de çocuklarımızdan esirgemeyelim. Çocuklarımıza şefkatli yaklaşabilmek için de neye ihtiyacımız var? Sabra. Yani kendime sabrım yok ki. Kendime tahammülüm yok. İşte inanın beyni farklı konularla meşgul etmek, insanın belli bir konuya fix olup orada kendini kitleyip daraltmasına çok iyi bir ilaç hükmüne geçebilir. Meşguliyet terapisi diyebiliriz belki buna. Ne yapalım? Başkalarının duygu ve dünyalarına da seyahat ederek kendi dünyamızı genişletelim. Şefkatimizi ifade edebilmek adına, kendimize de şefkat gösterme adına, hani bağışıklık vesaire, bunlardan da hep zaman zaman bahsediyoruz. Hayatımızın içine harekete ekleyelim. Düzenli egzersiz, bunu ekleyelim ve bu arada samimane evladımızın elinden tutup o samimi tutuşla vücutlarımızda Allah'ın lütfettiği oksitosin, şefkat ve sadakat hormonunun da salgılanmasına aracılık edip birbirimize farklı yönlerden destek olalım. Şimdi önce dinledik, empati yaptık, kendimizi samimiyetle ifade ettik. Sonrasında sıra akıl vermeye gelebilir. Evet, seni anlıyorum, gerçekten anlıyorum. Seni de çok seviyorum, o yüzden bunu böyle yapmalısın ondan sonra. Bu olmamalı üslubumuz. Ne olmalı? Sorunlara birlikte çare bulma alışkanlığını ailemize, hayatımıza getirmemiz lazım. Hatta bu arada böyle bildiğiniz bir kıssayı anlatırken beni etkileyen yönü olarak söyleyeyim. Konuyu dağıtabilir ama Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim'in muhataplıkları, münazaraları tarih kitaplarında bize defaatle okutulmuştur, sınavlarda soru olarak gelmiştir. Bir gün Şah İsmail, İran Şahı, Yavuz Sultan Selim Han'a bir hediye sandığı yolluyor. Biliyorsunuz değil mi? Ama olsun, hadi bir tekrarlayalım. Bir hediye sandığı yolluyor. Sandığın içinde işte ipek halılar, ipek kumaşlar, mücevheratlar, ülkesinin değerli hediye edilebilecek malzemeleri. Fakat sandık huzurda açılınca ortalıkta acayip kötü bir koku. Sonra anlaşılıyor ki sandığın içine, çok özür dilerim, insan dışkısı yerleştirilmiş. Aklınca Yavuz Sultan Selim'e hakaret ediyor. Bazen bize de karşımızdan böyle bir hakaret gibi gelen bir cümle gelebilir. Şimdi Yavuz Sultan Selim ne yapıyor? Tiz bu elçinin kellesi vurula, böyle bir şey söylemiyor. Haddi bildirile, böyle bir şey de demiyor. Oradaki cümle benim mesela çok ilgimi çekmişti. Diyor ki arkadaşlar, birlikte bulunduğu devlet adamlarına, biz bu sandığın hediyesinin karşılığı olarak biz de bir cevap verelim. Nasıl bir cevap verelim? Hani bizde istişare vardır ya, benim çok hoşuma gitmişti bunu ilk okuduğum zaman. Nasıl bir cevap verelim? Sonra diyor cümle, yine kendisi buldu çözümü Allah'ın izniyle, ama istişare. Yani karşındakine fikrini sorarak onu kendi dünyana dahil etme. Bizim de çocuklarımızın sorunlarına birlikte çözüm bulma adına birlikte karar verme ve bunu birlikte düşünmeyi alışkanlık haline getirme. Bu onların sorumluluk bilinci açısından, aidiyet bilinci açısından, güven gelişimi açısından önemli. Evet, ben Yavuz Sultan Selim Han'a da gideceğim. Sonra diyor kendisi buldu çözümü. Güzel bir hediye paketi sandığı o da hazırlattı ve dedi ki bana en güzelinden bir kutu gül kokulu lokum getirtin. Gül kokulu lokum sandığa kondu ve Şah İsmail'e gitti.
Sonra orada sandık açılır açılmaz mis gibi bir gül kokusu. Şah İsmail şaşırdı çünkü onun gönderdiği kokuyla, onun yaptığı davranışla bu davranış hiç birbirine uymuyor. Altından ne çıkacak? Mütereddit bekliyor. Elçi zehir yok dedi, kendisi yedi, yanındakilere ikram etti. Sonra Şah İsmail'e götürdü lokum kutusunu. Çünkü Yavuz Sultan Selim Han lokum kutusunun altına koymuştu namesini. Oradaki name çıkınca şöyle bir cümle vardı. İsmail diyordu Yavuz Sultan Selim Han. Herkes yediğinden ikram eder. Bakın, beş kelimelik bir şey. İsmail. Herkes yediğinden ikram eder. Bu kadar. Şimdi biz de çocuklarımıza onların dertlendiği konular, gerek bizden, gerek çevremizden, gerek komünitemizden, gerek çevre hayatımızdan, neden olursa olsun, hangi kötü kokuları bizim beynimize çağrıştırırsa çağrıştırsın, beraber çözüm arayalım diyelim ve sonra bize yakışanı ikram edelim. Biz Gülli Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellemin kokusunu bulunduğumuz her yere yaymakla kendimizi şanslı hissediyoruz ya Allah'ın izniyle. Evimiz de gül koksun. Ne demişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sizin en hayırlınız ailesine, ehline en iyi davrananızdır. Davrananınızdır. Evet. Sonra Hazreti Enes'i hani gidip kapısını çalarız. Der ki kaç yıl kaldım yanında ama bana bir kere sesini yükseltmedi. Ve onun dediklerini ihmal ettiğim noktalarda bile bana hitabı Enes'cik diyerek oldu. Şimdi bunları kitaplarda okumak değil, hayata geçirmek içinse bizim yolculuğumuz, rahat anlarda değil, sıkıntılı anlarda da bunu hayatımıza geçirmekse ne yapalım? Birlikte düşünmeyi ve gül kokusu sunmayı kendimize alışkanlık haline getirelim. Şimdi bunu yapmak, onlarda saygı uyandırarak gidilen bir yolculuk olacağı için bizi de onları da daha mutlu eder. Şimdi ergenlik döneminde bizim delikanlılarımızın kanları deli akan kız ya da erkek evlatlarımızın karşı gelmeleri, isyan etmeleri, doğaları gereği yani Cenab-ı Allah'ın seyrinde yapılarının, dönemlerinin bir parçası sindirmeyi değil de üslupla hakkını ifade etmeyi öğretmenin ilk yeri de evler. Bu yüzden bizim onlarla iletişimimiz çok önemli. Bizi model alacaklar, bizden öğrendikleri metotla hayatlarına, diğer insanlara davranmayı planlayacaklar. O yüzden biz onların yapmasını istemediğimiz, bize ve başkalarına yapmasını istemediğimiz davranışları biz de onlara sunmayalım. Evet, dinlemek demiştik. Dinlemek deyince benim aklıma gelen en birinci isim Doğan Cüceloğlu Hoca oluyor. Allah rahmet eylesin. Dinlemekle ilgili anlattığı Instagram'da olsun, YouTube'da olsun videoları var. Tavsiye ederim acizane. Bir çocuk nasıl dinlenir? Hani çocuğu dinleme noktasında göz teması kurma artı sözünü asla kesmeme. Biz acayip söz kesen bireyler miyiz acaba? Hani kendi nefsim adına da söylüyorum. Çünkü en iyisini biliriz. Onun tamamlamasına gerek yok. Ben şak onu söylerim. İyi bir dinleme nasıl olur? Şimdi Doğan Cüceloğlu dediniz. O öğretmen olarak gerçekten bir eğitimci, bir psikolog olarak söylüyorum. Biz sünnet-i seniye de diyoruz. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklara olan muhatabiyetini de biliyoruz. Ama hayata hayat yapmaya geldiği anda çat pat küt gidiyoruz. Evet, dikkatle yaşamak önemli. Ben Doğan Cüceloğlu demişken sizinle bir kitabı da paylaşmak istiyorum. İletişim Donanımları. Bu kitaba gerçekten ulaşabilin Allah'ın izniyle. Bence böyle sakin sakin çalışa çalışa okuyun derim. Ben biraz çizerek, not alarak, kitabın canına okuyarak çalışıyorum belki veya okumuşum veya okuyorum. Gençlerimiz dedik, yorgunuz dedik, onlarla iletişimi nasıl arttırabiliriz veya ne yapmalıyız? Kendime yetemiyorum şu dönem, çevreme, evlatlarıma, emanetlerime de farkına varmadan zarar mı veriyorum endişesiyle
nasıl yaklaşabiliriz dedik. Ama dertlerimiz de var. Kendi yaralarımız da var. Olsun, hem kendi yaralarımızı hem birbirimizin yarasına nasıl pansuman olabiliriz dedik ve böyle bir yola çıktık. Bu yolda arkadaşlarımızla birlikte, hani biz de elimizden geldiğince ne yapabiliriz diyoruz ya, işte nelere ne yapabiliriz demek için drfigenabla@gmail.com, drfigenabla@gmail.com oluyor. drfigenabla. Hem doktor hem Figen abla olmak hoşuma gitti aslında. Nefsimin de bunda payı var mı bilmiyorum. @gmail.com yazalım, halleşelim, dertleşelim. Sonrasında bazen bir kelime, duyduğumuz bir kelime hayatımızda bir ışık olur ve birden bir şeylerin, taşların yerine oturmasını sağlar. Bazen bir hareketin başlangıcı olur Allah'ın izniyle. Bilemeyiz. Birbirimizle belki yardımlaşmaya Rabbim vesile kılar. Evet, yazmayla kalın, huzurla, sekineyle kalın. Allah'a emanet olun inşallah.